Biraz nostalji yapmaya ne dersiniz? Şimdi bize resmi sevdiren ve cesaret veren Bob Ross'dan bahsedeceğim. Kendisiyle özdeşleşen bonus saçları, esprili ve sıcak tavırlarıyla kimsenin samimiyetinden şüphe duymadığı Bob Ross'un ekran önüne gelene kadarki süreçte oldukça ilginç bir serüveni var. Bu bilge adamın neden bu kadar çok sevildiğini, niçin bonus saçlarından vazgeçmediği, resme ne zaman başladığı ve daha nicesini anlatmaya çalıştım. İşte ilgi çekici yaşam öyküsüyle Bob Ross ya da Ressam Bob amca. Bob Ross 1942 yılında Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelmiştir. İlk gençlik yıllarına kadar Orlando'da yaşayan Bob, resmi eğitimi pek sevmemiş ve 9. sınıfta okulu bırakarak babasının yanında çalışmaya başlamıştır. Ross'un resme başlamasını, kendini geliştirmesini, hızlıca manzara resimleri yapmasını sağlayan şey 20 yıl orduda görev yapmış olması. Evet, ressam amca 18 yaşında Alaska ABD Hava Kuvvetleri'ne girmiş ve çavuş, başçavuş olarak orduya hizmet etmiştir. Bu dönemin etkili olduğunu söylemiştir. TV'de hayretler içerisinde nasıl bu kadar hızlı resim yaptığına şaşırdığımız ressam, bu tür teknikleri askerdeyken öğrenmiştir. Hatta bir ifadesinde gün içinde tablo yapıp aynı günün akşamı tabloları sattığını söylemiştir. Yumuşak başlı ve güler yüzlü biri olması nedeniyle askeriyenin sert yapısıyla giderek çatışmaya başlamış ve bu mesleğin kendisi için uygun olmadığına karar vererek 20 yılın sonunda sivil hayata dönmeye karar vermiştir. Askeriyeden ayrıldığında bir süre sonra sanat okullarında çalışan, resim öğretmenliği yapan Ross, öğrencileri tarafından çok sevilen ve sayılan bir isim haline gelmiştir. Bob'un öğrencilerinden ve ileride şirket ortağı olacak olan Annette Kowalski, eşine hocasını öyle methetmiş ki, bunun üzerine çift Bob'a TV reklamı, ardından bir TV programı yapmayı teklif etmiştir. Kowalski ailesi ressamı o denli sevmiş olacak ki reklam harcamaları için kendi evlerini dahi ipotek ettirmişler. Bu işe başta pek yanaşmayan ressam amca sayesinde bir sürü insanın resim öğrenebileceği konusunda ikna edilince teklifi kabul etmiş ve reklamları muazzam ölçüde dikkat çekmiştir. Tabii TV programcıları da bu fırsatı kaçırmayacakları için Bob'a teklifler gelmeye başlamıştır. 1983'te The Joy of Painting adıyla TV'ye çıkan Bob'un programı giderek başka ülkelerde de yayımlanmaya ve Bob efsanesi oluşmaya başlamıştır. Sevecen tavrı, amatörleri cesaretlendirici konuşmalarıyla insanları kendisine öyle çekmiştir ki 80'ler ve 90'ların en sevilen TV kişilerinden biri haline gelmiştir. TRT'de Resim Sevinci adıyla 1993'te yayımlanmaya başlayınca ülkemizde de popülerlik kazanmıştır. 10 yıldan fazla süren programı ülkemizde oyuncu Burçin Oraloğlu seslendirmiş ve bu seslendirme de oldukça beğeni toplamıştır. Sağlığı iyiden iyiye kötüleşmeye başlayan ressamın programı 1994'te sona ermek zorunda kaldı. Lenfoma tanısı konulan Rose, 4 Temmuz 1995'te New Simria plajında hayata gözlerini yummuştur. Meşhur bonus saçlarının hikayesi ise aslında bir zorunluluktan doğmuştur. Bob'un resim öğretmeni olan Bill Alexander, emekli olacağı için işlerini Bob'a devretmek istemiş ve bunun üzerine o da karavanla ülke boyu gezerek hocasının geliştirdiği ıslak üzerine ıslak tekniğini sergilemiştir. Yola çıkacağı zaman eşi Jenny ise bir yıl bu işi yapacağını, başarılı olmazsa Alaska'ya, askeriyeye geri döneceğini söylemiştir. Bu uzun süreç boyunca gereksiz masraflardan kurtulmak isteyen Bob, berber harcamalarından kurtulmak için saçlarını kestirmeyi bırakmıştır. Daha sonra da Rose ve öğrencisi Annetta Kowalski tarafından seri halde çıkarılan boya ve fırçanın üzerine Bob'un resminin basılması kararlaştırılmıştır. Dikkat çekici bir marka olması için o bonus saçlara ihtiyaç duyulmuş ve Bob kimi zaman sıkılsa dahi saçlarını kestirmemiştir. Şuraya yaşlı bir ağaç çiziyoruz. Belki de şurada yaşayan mutlu küçük çalılıklar vardır. İşte tam şurada. Belki de çalılıkların arasında sevimli minik sincaplar neşeyle geziniyorlar. Biraz Van Dyke kahverengi, biraz titan beyazı alalım. Tamam, harika oldu.